Efendim iyi akşamlar. TV52 Ana Haber'den hepinize merhabalar. Ben İsa Akçay. Bugün 9 Aralık 2021 Perşembe. Gündem başlıklarını paylaşmak için karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla bülteni açacağız. Birçok konuda mesaj gönderdi Sayın Cumhurbaşkanı. Birçok konu başlığı vardı söylemler arasında ama en çok beklenen, en çok dikkat edilen ekonomik sorunlardı biliyorsunuz. Ekonomik sıkıntılarla ilgili ülkede büyük bir bekleyiş var. Çünkü ne olacağı, ne zaman düzeleceği belli olmayan bir kaosun içindeyiz. Her gün üst üste gelen zamlar var. Her ürüne gelen zamlar var. İlgili ilgisiz, dövizle ilgili ilgisiz gelen zamlar var. Artık bir yerde durması gerekiyor bu zamların ama henüz öyle bir işaretle ışık da görünmüyor. Vatandaşlarımız da biz de aynı şekilde dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması olur mu diye bekledik. Ekonomik en azından bir yol haritası ortaya koyulur mu diye bekledik ama Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlarımız bize güvensinler dedi dün akşam yaptığı açıklamada. Yastık altındaki birikimlere değindi, onları yatırıma dönüştürün dedi. Bakalım vatandaşlarımız buna ilgi gösterecekler mi, bu çağrıya kulak verecekler mi? Bir de stokçulara çok sert bir mesajı vardı Erdoğan'ın. Konusundaki hedefleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız. Bir müddet sonra bu süreç çalışanların ücretlerinden kamu gelirlerine kadar her alanda kazanç olarak kendini hissettirmeye başlayacaktır. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum. Yatırım, istihdam ve üretim odaklı politikalarla vatandaşımızın geleceğini teminat altına alıyoruz dedi. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı politikalarımızla vatandaşlarımızın işlerini, açlarını, geleceklerini güvence altına almaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı son dönemdeki ekonomik problemlere de değindi. Vatandaşımızın günlük hayatta çektiği problemleri görmezden gelmiyoruz diye konuştu. Aziz milletim, büyük hedeflere doğru ilerlerken insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları da görmezden gelmiyor, yok saymıyoruz. Son dönemin tartışılan konuları şüphesiz fahiş fiyat ve stokçuluk. Erdoğan kürsüden tüm bakanlara talimat niteliğinde bir konuşma yaptı. Buradan tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Aslında ülke içinde ekonomideki belki de en büyük sıkıntı güvensizlik. Daha önce de çağrılar yapılmıştı biliyorsunuz yastık altı birikimleri için, döviz birikimleri için. Ancak her çağrı yapıldığında döviz yukarı gitti. 2018'de 4 küsürdü, sonra 8 lira, sonra bugünlerde 13,5 liraya kadar yükseldi. Bakalım bunun bir sonu gelecek mi ya da bununla ilgili bir yol haritası ortaya konulacak mı? Realist bir yol haritası. Zira ekonomistlerin çoğu bu sistemin tutmayacağını söylüyorlar. Daha da sıkıntılı günlerin Türkiye'yi beklediğini maalesef söylüyorlar. İnşallah ekonomistler yanılırlar. Zira Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında bu konudaki açıklamaları da mantıklı, makul. Çünkü üretmeden kalıcı bir istikrar sağlaması ekonominin çok da mümkün değil. Üretime dayandırılan bir ekonomi de şu anda yok ama söylemde en azından üretim yatırım konuşmaları var. İnşallah istihdam artırmak gibi konuşmalar var. İnşallah bunlar söylemden öte eyleme geçer. Reel bir planla uygulamaya konulursa ya da en azından onun ışığı görülürse herhalde ekonomiye çok fazla etki edecektir. Henüz yolun başında olsak bile diyelim. 2022'nin bütçe görüşmeleri mecliste devam ediyor biliyorsunuz. Ama dün hiç görmek istemediğimiz manzaralar vardı mecliste. Yumruklar havada uçuştu. Dün gece ben de oradaydım. Açıkçası hem milletim adına, ülkem adına hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı adına üzüldüm. Ama bu olayların başlatıcısı, azmettiricisi tamamen İçişleri Bakanı'dır.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Turun, mecliste bütçe görüşmeleri esnasında çıkan tartışmanın tek sorumlusu İçişleri Bakanı'dır açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri esnasında hiç yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan başta olmak üzere birçok milletvekili dili yerine yumruklarını konuşturdu. Sürekli bir tehdit dili, sürekli bir parmak sallama, sürekli meclise bir ayar verme çabası içerisindeydi. Bırakın milletvekillerine, meclis başkan vekiline bile ayar vermeye çalıştı, yönlendirmeye çalıştı. Böyle bir insanın İçişleri Bakanlığı'nda bulunması utanç verici bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana göre kara bir lekesidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tele1 ekranlarında gazeteci Zeynel Lüle'nin sorularını cevapladı. Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun meclise ilk geldiği andan itibaren olay ve kavga çıkartma peşinde olduğunu söyledi. Meclise geldiği andan itibaren tamamen hareketleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla meclisi germe, orada bir tartışma çıkarma çabası içerisindeydi. Zaten koltukta kalmasını, görevini devam ettirmesini de meclisteki bu yaptığı şovlardan elde ettiğini düşünüyorum ben. Torun, İçişleri Bakanı hakkında ağır ithamlarda bulunarak psikolojisi bozuk bir suç işleri bakanıyla karşı karşıyaydık ifadelerini kullandı. HDP'lileri itham etti, bizi itham etti, İyi Parti'yi itham etti. Bakıldığında hani İçişleri Bakanı değil, hakikaten tam bir suç işleri bakanı. Tam bir provokatör, tam bir dili kirli, zihni kirli ve psikolojisi bozuk bir insanla karşı karşıyaydık. Herhalde Zeynel Bey bu işlerle ilgili özel ders oluyor. Çünkü tam bir tiyatro oyuncusu. İnanın bana bir devlet adamlığından çok ancak o işi gayet iyi yapabilir diye düşünüyorum. O rol yapmayı, böyle kendini çok farklı bir şekilde tanımlamayı gayet iyi beceriyor. TV2'de yeni başlayan Hayati Meseleler programı İstanbul'dan yapıyoruz biliyorsunuz. Fatma Meltem Naz sunuyor. Türkiye'de gündem yaratacak programlar arasında girmeye aday bir program. Çok önemli konuklar ağırlıyoruz bu programda. Çarşamba akşamları da yayınlanıyor. Dün akşam yine önemli bir konuğu vardı. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Cem Küçük Hayati Meselelerde konuktu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine yönelik hamleleriyle ilgili açıklamalar yaptı ve bu sistemin gelecekte muhakkak başarılı olacağını söyledi. Hükümetin uyguladığı faiz indirimi konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ederken birçok kişi ve kurum tarafından eleştirilen faiz indirimi konusunda dün akşam Hayati Meselelere katılan gazeteci Cem Küçük bu kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Ben Tayyip Bey'in düşük faiz bu politikasının yazın meyvelerini verecek diyor. Verir mi? Tayyip Bey bugüne kadar başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yürüttüğü tüm politikalarda başarılı olduğunu söyleyen Küçük, yine aynı şekilde ülkeyi bu buhrandan çıkaracaktır dedi. Cem Küçük, ülkede pandemi süreci boyunca kredi kullanımının azaldığını ifade etti. Türkiye'de kredi kullanımı %20 düşmüş pandemiden dolayı. Bu da ekonomiyi daraltmış. Kredi kullanılması lazım. Ama faizler yüksek. O yüzden de o %20'yi alması lazım. 2020'de Türkiye'de 4 trilyon lira kredi kullanıldığını söyleyen Küçük, bunun yalnızca 20 milyar lirasının tahsil edilmediğini belirtip ekonomi alarm veriyor söylemlerinin yalan olduğunu ifade etti. 2020'de Türkiye'de 4 trilyon lira kredi kullandırılıyor. 4 trilyon TL. Bunun sadece 20 milyarı tahsil edilemiyor. O da ki pandemi, yani 4 trilyonda 20 milyar ya devede kulak, yani hani benim 10 lira bizim 10 lira 20 lira ödeyememiz gibi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında dikkatinizi çekmiştir. Yeni ekonomi modeli aslında yeni sayılmaz. Ekonominin tüm temellerine ne zaman bakarsanız bakın tarih boyunca bir standarda oturması için üretim şartı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı üretim diyor. İstihdam şartı vardır. Doğal olarak üretimle beraber doğru orantılı şekilde artacaktır istihdam. Yatırım, zaten işin içinde üretim varsa, istihdam varsa yatırım da vardır ve sonuç olarak da bunların ihracatı, iç piyasadan fazla olan ürünlerin, üretilen ürünlerin ihraç edilmesi kalıyor. Bu aslında makul gibi görünüyor. Ama burada makul olmayan şu, işin realiteye dayandırılması gerekiyor. Çünkü ekonomi somut verileri, somut yatırımları, somut planlamaları sever. Şu anda öyle bir somutlaşan durum yok. Sadece konuşuluyor, yeni bir model konuşuluyor ama ortada bir model yok gibi. Biz de bu durumu ekonomi yazarı Nedim Türkmen'e sorduk.
Nedim Türkmen de bu yeni ekonomi modelinin tutmayacağını söyledi. Ordu Valisi Tuncay Soner kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği halk günü toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen kabine toplantısında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi modeline dair de önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil, İşte bu örneklerde olduğu gibi kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta cari fazlalığı görüyoruz. Söz konusu yeni modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL'nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı iddia ediliyor. Ekonomi yazarı Nedim Türkmen'e göre ise Türkiye'nin bunun için yeteri kadar zamanı kalmadı. Türkiye'nin ucuz iş gücü cenneti olarak Çin gibi bir kalkınma hamlesi başarması mümkün değil. Çin bunu çok sert bir rejimle 40 yılda zor başardı. Çin'in ihraç ettiği malların %30'u yüksek teknoloji, Türkiye'nin %2.7. Türkmen, Erdoğan'ı yeni ekonomik model doğrultusunda Merkez Bankası'ndan talep ettiği faiz indirimleriyle birlikte Türk lirasının Eylül ayından bu yana %30'dan fazla değer kaybetmesinin yanı sıra alım gücünde de ciddi bir erime olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de son bir yıldır döviz kurlarındaki önemli artışlar Türk lirasını satın alma gücünü azalttı ve halkımızı fakirleştirdi. Bankalardaki döviz tevdiat hesapları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Açılan hesapların %63'ü döviz cinsinden. İnsanlar neden kendi ülke paralarına değil de dolar, euro gibi, altın gibi ya da kripto para gibi paralara yöneliyorlar? Bunun cevabı çok basit. Türk lirası değerini sürekli kaybediyor. İnsanlar da birikimlerinin, tasarruflarının değerinin azalmaması için bu tür dövizlere ve başka enstrümanlara yöneliyorlar. Türkmen, ekonomide yaşanan dalgalanmayla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz bozdurun çağrısının da yanıtsız kalacağına işaret etti. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın altınları, dövizleri yastık altından çıkartın, sisteme sokun çağrısı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da pek rağbet görmeyecektir. Parası olan insanlar akıllı insanlardır. Enflasyon karşısında birikimlerini zor şartlarda oluşturdukları birikim ve tasarruflarının yok olmasına izin vermeyeceklerdir. Ümit ediyoruz ki bu yeni model gerçekten hayata geçer. Çünkü ülkenin bugününü değil yarınlarını kurtarmaya yönelik bir modelleme olması gereken bir modelleme, faizin düşük, üretimin, yatırımın, istihdamın fazla olduğu, ihracatın doğal olarak da arttığı bir modelleme eğer hayata geçebilirse, Sayın Türkmen gibi ekonomi yazarları pek bu programı desteklemese ve katılmasa da sanki Türkiye'nin yarınlarına daha fazla etki eder gibi görünüyor. Vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına cevap vermeyeceği noktasındaki görüşüne de ben de katılıyorum. Çünkü daha önceki tecrübelerle vatandaşlar herhalde bu durumu görmeden, realiteyi görmeden hamle yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Ordu Valisi Tuncay Soner'in haftalık biliyorsunuz düzenlemiş olduğu halk buluşmaları var. O buluşmalardan bu haftaki buluşmayı ekranlarınıza getireceğiz. Sayın Vali yine vatandaşları dinledi, sorunlarını, taleplerini birim amirlerine iletti, çözüm talimatları verdi. Yine her zamanki gibi bol bol teşekkür ve dua aldı. Ordu Valisi Tuncay Soner kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor. Allah razı olsun. Biz bak. Maşallah. Abla verdik. Helal hoş olsun. Valilik toplantı salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen bugünkü halk günü toplantısında vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak tek tek dinleyen Vali Soner, amacımız bizlere iletilen sorunları çözüme kavuşturmak ve talepleri yerine getirmek suretiyle vatandaşlarımızı mutlu etmektir dedi. Gel. Evet.
Halk Günü toplantısına katılan vatandaşlar arasında yaşlı, engelli ve çocuklu aileleri ilk sırada alarak bekletmeden sorunlarını dinleyen Vali Soner, özellikle çocuklarla ilgilenerek onlara sürpriz hediyeler vererek sevindirdi. Onların isteklerini yerine getirdi. Her hafta çarşamba günlerini Halk Günü toplantılarına ayırmaya özen gösteren Vali Tuncay Soner, vatandaşlarla sıcak ve samimi diyalog kurarak devletin sıcaklığını ve şefkatini gösteriyor ve kendisine iletilen iş, sağlık, sosyal yardım gibi birçok konuda talepte bulunan vatandaşlara anında çözüm üreterek hayır dualarını alıyor. Vali Soner, vatandaşların ilettiği ve gerekli gördüğü konularda da toplantı yapılan kurum müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi. Aldın mı? Hadi bakalım. Uzun süreli bekleyişin ardından serbest piyasada fındık nihayet hak ettiği değerleri görmeye başladı. 29 lira civarında işlem görüyor bugünlerde. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni de geride bıraktı serbest piyasadaki fındık fiyatları. Bıraktı ama vatandaş memnun değil. Çünkü birçoğu 23 liradan fındık fiyatını sattı. Birçoğu da hala fiyatın yetersiz olduğu konusunda hemfikir. Diyecek, kime ne diyeceksin? Söylesen ne oluyorsa. Değişen bir şey olmuyor. Fındık piyasasında hareketlilik devam ediyor. Dövizde yaşanan artış serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi. Serbest piyasada fındık fiyatları pazartesi 28 liradan işlem görerek başlamıştı. Aradan geçen 3 günlük kısa bir sürenin ardından fındık fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bugün tabelalarda fındık fiyatı 29 lirayı gördü. Bu yükselişle beraber serbest piyasa fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarını da geride bıraktı. Fakat fındığını 23 liradan satan üreticiye göre bu fiyat için geç kalındı. Ya bu doların, dövizin yükselmesinden dolayı biraz yükseldi, yansıdı ama fiyat yeterli değil. Niye değil? Şimdi marketlere girdiğiniz zaman zaten bunu görebiliyoruz. Anlatabildim mi? Çünkü fındığını 23 liradan satan üretici bugün fındığını 28 liradan satan üreticiden bile daha karlı bir durumda. Gübre ve mazota gelen zamlarla birlikte üreticinin eli ve cebi her geçen gün daha da darda kalıyor. Bu yükseliş maliyetleri bile karşılayamıyor. Türkiye'de fındık 30 lira olsa 50 lira olsa fındık hayat bazı yukarı çıktı. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Dolar kaça çıktı? Mark kaça çıktı? Altın kaça çıktı? 1 litre benzin efendim 10 lira lan 10 lira be. Sen günden eline geçmiş fındık. Fındık fiyatlarının tabelalardaki son durumunun ne olacağı ise şimdi büyük bir merak konusu. Ülkemizde yaşanan son dönemdeki ekonomik sıkıntılarla girdi maliyetleri çok yükselmişti. Bu anlamda fındık üreticileri de gübreye çok fazla önem veriyorlardı. Gübrenin fiyatı da son 16 ayda 31 kez artmış. Dolayısıyla artık maliyetini karşılamayan bir fındık fiyatı var. Şimdi altın orası cadolası bu noktada üreticilerin imdadına yetişmeye gönüllü gübre fiyatlarını serbest piyasa fiyatlarının çok daha altında verecek altın ordu ziraat odası. Bununla ilgili Başkan Atakan Akça TV52'ye özel açıklamalar yaptı ve üreticilere çağrıda bulundu. Bütün bir yıl boyunca alnının teriyle ürününü eken çiftçi bir sene ektiğini bir dahaki sene ekemez duruma geldi. Gübre fiyatları 16 ayda tam 31 kez zamlandı. 7 Temmuz'da tonu 2220 lira olan gübrede neredeyse her hafta bir artış yaşandı. Fakat aradan geçen 3 ay sonrası gübre fiyatı tam 7800 liraya ulaştı. Yaşanan bu önlenemez fiyat artışı karşısında zaten eli ve cebi darda kalan üretici çaresiz kaldı. Üreticiye desteğini yanında hissettirmek için Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı harekete geçerek gübre fiyatlarını serbest piyasa fiyatları altında satışa sunmaya başladı. Son zamanlarda dövizin artmasıyla hakikaten bahçeler için çok önemli olan verim için çok önemli olan, kalite için çok önemli olan gübrelerin fiyatları da aşırı derecede arttı. Diyebiliriz ki %200'lere varan bir artış gözlemlendi. Tabii biz ziraat odası olarak da bu artışlar karşısında üreticimizin ezilmemesi için, alternatif ürünleri kullanması için bir çalışma başlattık. İşte bu çalışmanın içerisinde üreticiye daha uygun fiyata sunacağımız ürünleri bulundurduk.
İşte bir kışlık gübremiz var. Piyasada normal kışlık gübreler 8 ile 10 bin lira arasında satılırken biz 5 bin lira bandında bir rakamla bu kışlık gübreleri satışa sunduk. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığın verimi ve bakımı açısından gübrenin büyük bir önem taşıdığını belirterek üreticilere her zaman destek olacaklarının da mesajını verdi. Bahçelerin de bakıma ve bakımının devamına ihtiyacı var. Onun için üreticilerimizin artan bu gübre fiyatları karşısında da bahçelerine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Ve onun için üreticilerimizin ulaşabileceği, alabileceği maliyetinin daha ucuz olan ürünleri iktisadi işletmemizde üreticilerimizin satışına ve hizmetine sunuyoruz. Yeni dönem hayvancılık desteklemelerinin esas ve usulleri belli oldu. Bu kapsamda arıcılar da var biliyorsunuz ve arıcılar da il ekonomimiz için son derece önemli sektör temsilcileri. Çok fazla ekonomik girdi sağlıyorlar ilimize ve bölgemize. Bu anlamda da bizi yakından ilgilendiren bir durum. Şimdi arıcılar için destekleme ödemeleri başladı. Bununla ilgili Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Akın Çiftçi açıklama yaptı. Son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğunu söyledi. Arıcılarımızın kovan başı destek ödemeleri müracaatları başladı. Arıcılarımız birlikten aldıkları ekbi direkçelerini arılarının bulunduğu il ilçe tarım müdürlüklerine 7 Ocak'a kadar vermeleri gerekiyor. 7 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar da arılarının tespit dönemi var. Arıcılarımızın bu dönemi kaçırmamalarını ve birlikten aldıkları evrakları arılarının bulunduğu il ilçe müdürlüklerine vermelerini biz arıcılarımıza buradan sinyal aracılığıyla duyuruyoruz. Arıcılıkta kovanbaşı destek ödemeleri başvurusu başladı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 Cuma günü olduğu uyarısında bulunarak arıcıların birlikten aldıkları dilekçelerle il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi. 7 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar da arılarının tespit dönemi var. Arıcılarımızın bu dönemi kaçırmamalarını ve birlikten aldıkları evrakları arıların bulunduğu il ilçe müdürlüklerine vermelerini biz arıcılarımıza buradan sinyal aracılığıyla duyuruyoruz. 2007 yılından bu yana kovanbaşı destek ödemelerinin yapıldığını ifade eden Akın Çiftçi, kovanbaşına 20 lira destek ödeneceğini aktardı. Destek ödemeleri 2007 yılından sonra kovanbaşı destek ödemeleri olarak devam ediyor. Yani bu bağlamda da daha önce işte geçtiğimiz yıllarda 5-6 sene önce yıl itibariyle 15 liraydı. Bu sene desteklemeler 20 lira. Yani biz bu bağlamda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza bu bağlamda teşekkür ediyoruz. Düzenli olarak yani 2007'den sonra kovanbaşı destek ödemeleri her yıl düzenli olarak yapılan bir ödeme. Akın Çiftçi verdiği desteklerden ötürü hem Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İnşallah tespitlerini yaptırıp hayırlısıyla kullanırlar. Biz bu alanda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Son dönemdeki zam yağmurundan belki de en çok nasibini alan akaryakıt fiyatları her geçen gün neredeyse zam geliyor. Artık 10 lira 50 kuruş seviyesine kadar dayandı benzin fiyatları, motorinde 10 lira 17 kuruş civarında. Ve esnaflar, şoför esnafı çok sıkıntılı bir durumda. Bununla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akürek açıklamalar yapmış. Şoför esnafına muhakkak ÖTV'siz akaryakıt temin edilmeli demiş. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuz halde bu işte taşımacılık sektörü olarak neden ticari araçlara ÖTV'siz akaryakıt verilmesin? Dolar kurunun önlenemez yükselişiyle beraber akaryakıt fiyatları da çift haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litre fiyatı 10 lirayı aştı. Böylece akaryakıt fiyatlarında TL'den 6.0 atılması uygulaması sonrasında ilk kez çift hane görülmüş oldu. Son 2 ayda motorine gelen %37'lik zam sonrası ise toplu taşıma esnafı direksiyon döndüremeyecek noktaya geldi. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akgürey'in anlattıkları da bu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Kesinlikle hem işte servisli araçlardır, işte dolmuşlardır, ticari taksilerdir. Yani nakliyecilik sektöründe de ticari araçlara neden ÖTV'siz akaryakıt verilmesin diyoruz ve bu sözümüzü de yerine ulaşıp inşallah bize bir güzel bir şeyle döner diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten yani artık gecelik zamlara başlandı. Dediğiniz gibi iki haneli oldu artık. Buna çok zor bir durum. Yani teşekkür edilecek değil,
yakınılacak bir durum. Yapılan bu zamların toplu taşıma esnafını oldukça zor durumda bıraktığını belirten Akgürü'ye göre çözüm ÖTV'siz akaryakıt desteğinden geçiyor. İşte tekel maddeleri gibi maddeler de işte akaryakıttaki ÖTV ve KDV oranlarımız çok çok yüksek. Ve yani dişe dokunur bir indirim olacağından hiç kuşkumuz yok. Evet, şoför esnafı zor durumda ama sadece şoför esnafları değil tüm esnaflarımız zor durumda. Her geçen gün girdi maliyetleri yükseliyor. Esnaflarla ilgili tek bir adım bile atılmadı. Bazen kredilendirme işlemleri yapıyor devlet ama bu da taşıma suyuyla değirmen çevirmek. Sonuca giden ya da onları genel manada rahatlatan bir uygulama değil. Eğer önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir düzenleme gelmezse esnaflar için gerçekten de zor günler daha geride gibi görünüyor. O yüzden muhakkak bu anlamda devletin bir çözümleme yapması lazım. Zira işçilere verilen asgari ücretteki yükseklik konuşulurken doğru bir uygulamadır. Evet, yüksek asgari ücretle işçiler geçinebilecekler asgari ücretle çalışmalıdırlar ama onu verebilecek esnafı da ayakta tutacak hamlelerin muhakkak yapılması lazım. Yani esnaflar yaşamazsa siz asgari ücreti 10 bin lira yapın. Ödeyecek adam olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Otomotiv sektöründe de dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir rezalet var. Geçen yıl 1 lira olan araç bu yıl 3 lira. Daha somutlaştırayım. Geçen Aralık ayında 125 bin liraya satılan araçlar, şirket araçları bugünlerde 375-400 bin lira bandında. Bir üst segmente çıkalım. Geçen yıl Haziran ayında 600 bin lira civarında olan biraz lüks bir araç bugünlerde 2 milyon lira civarında. Yani telaffuz ederken kolay tabii bu rakamlar. Artık alıştık dilimiz böyle yüksek kelimelerle, cümlelerle, yüksek rakamlarla konuşmaya. Çünkü ülkemizde öyle bir enflasyon var ki rakamlar artık küçülmeye başladı gözümüzde. Ama kazanca baktığınızda bu araçlara binebilmek, en küçüğüne bile binebilmek artık hayal. Dolayısıyla devletin bu anlamda muhakkak ciddi bir yaptırımla düzenleme yapması lazım. Araç mı üretecek? Dışarıdan ithalatın önünü açacak, ÖTV'yi mi düşürecek? Nasıl yapacaksa, yani şöyle de bir durum var. ÖTV'yi biraz düşürse ikinci eldeki araçların hepsi ölecek. Herkes sıfıra yönelecek. Tabii sıfır aracın da olması lazım galerilerde, bayilerde. Bilmiyorum nasıl çözülür ama gerçekten ciddi bir o kadar da acınacak halimiz var bu otomotiv sektörüyle alakalı. Bir de patpat kazalarımız var biliyorsunuz. Patpat tarım araçları bizim özellikle bölgenin kırsal yörelerinde kullanılan tarım araçları. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Akkuş'ta bir kaza meydana gelmişti yine patpatla ilgili. Ve Fatma Kartal, bir çocuk annesi Fatma Kartal hayatını kaybetmişti. Fatma Hanım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyelim bir kere. Peki bu patpat kazaları niye bu kadar sık yaşanıyor? Bundaki sıkıntı, sorun nedir? Özel bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Semih Çandır'a sordu arkadaşlarımız. Bakın ne cevap verdi. Halkımız bizim bu çapa makinesi dediğimiz ürünü patpat halinde kullandığı için, biraz da iş güvenliği önlemlerini almadığı için maalesef, yani coğrafik arazi şartlarından da kaynaklı olmak suretiyle bölgemizde bu kazalar yaşanıyor. Ordu'da ve bölgede patpat kazaları can almaya devam ediyor. Son olarak Akkuş'ta meydana gelen patpat kazası bir çocuk annesi genç kadını hem hayattan hem de sevdiklerinden kopardı. Bu araçları üreten bir firmanın pazarlama departmanında görevli Semih Çandır patpat aracının devamlı olarak kazalarla gündeme gelmesini değerlendirdi. Çandır, yaşanan kazaların en büyük nedeni olarak patpat denen aracın normal bir otomobil işlevinde kullanılmasını gösterdi. Öncelikle emniyet tedbirlerini almak, haddinden fazla yük yüklememek, taşıt trafiğine çıkmamak, yani arazi aracı gibi değil de iş makinesi gibi kullanarak bunun önüne çok rahat geçebilir halkımız. Gerekli makine ekipman bakımını zamanında yaptırarak bunun önüne geçebilirler aslında. Lastik bakımlarını yaparak. Çapa makineleri amaçlarının dışında kullanılınca kazalara, yaralamalı kazalara, hatta ölümlere dahi sebebiyet verebiliyor. Biz de bugün işin uzmanına sormak için zira tarım araçları satan bir markete geldik. Patpat aracıyla kesinlikle taşıt trafiğine çıkılmaması gerektiğini söyleyen Semih Çandır, aksi halde can ve mal kayıplarının artacağı uyarısında bulundu. Özel araç olarak kullanmamaları gerekiyor. Taşıt trafiğine çıkmamaları gerekiyor. Çünkü herhangi bir kaza durumunda candan ziyade, hani maldan ziyade can kaybı olduğunda çok acı sonuçlar doğuyor. Artı mal kaybı olduğunda ciddi bir maddi külfet oluşuyor. Patpat aracının azami hızının 20 km olduğunu söyleyen Çandır, bu hızın üstüne çıkılmaması ve tonajının gerektiğinden fazla yüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Normalde iş makinelerinin azami kullanım hızı 15-20 km hız bölü saattir. Yani buna dikkat ederlerse, tonajını gereğinden fazla yüklemezlerse bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum açıkçası.
Merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Turizm Şirketi'nin Türkiye Koordinatörü Avukat Kaan Şahin Alp bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Turizm Şirketi TUI Oteller Grubu Türkiye Koordinatörü Avukat Kaan Şahin Alp, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Doğru değil mi? Yol Ziyarette açıklamalarda bulunan Alp, yaşanan küresel iklim değişiklikleriyle birlikte ordunun ilerleyen yıllarda yaşanılacak şehirler arasında yer alacağını belirterek, ordunun turizmine ve turizme dayalı istihdamına da katkı verecek olan yatırımların yapılabileceğine değindi. Turizme gönül vermiş, herkese kapımız açık. Bundan dolayı ordumuza, ordularımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel, bakir bir şehir. Daha önemlisi birçok dünyada, küresel ısınmayla birlikte, küresel göçlerle birlikte değerinin artacağını tahmin ettiğimiz bir şehir. İleriki dönemlerde ciddi büyük firmaların turizm anlamında yatırım yapacağını görüyoruz. Başkan Güler, TUİ Oteller Grubu'nun dünya çapında güçlü bir grup olduğunu belirterek, istihdama ve turizme katkı sağlayacak işbirliği çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Kendileriyle ileriye dönük projeleri görüştük. Zaten dünya çapında bir oteller zinciri. Daha evvelden de Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptılar. Ve bundan dolayı da böyle değerli misafirleri Ordu'da ağırlamaktan biz de onur duyuyoruz. Çünkü ordumuz aynı zamanda küresel ısınmayla ve aynı zamanda da zenginlikleriyle, güzellikleriyle adından sıkça bahsedilen şehirlerden biri olma hüviyetinde. Dolayısıyla bu yatırımlarla birlikte daha bir değer kazanacak ve aynı zamanda da istihdam konusunda çok önemli projeleri var. Çok güçlü bir grup oldukları için de Ordu'da turizmle ilgili elemanları, iş gücünü hem büyümesinde hem istihdama çözüm bulunmasında önemli katkı olacak. Ordulardan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu'ndaki Mıdır Restoranı biliyorsunuz yıkmıştı. Yerine tarihi dokusuna uygun bir iskele yapılacak. O iskelenin çalışmaları nihayet hızlanmaya başladı biliyorsunuz. Uzun zamandan beri beklemedeydi o iskele. Bugünlerde o inşaat hızlandı. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir iskele olacak tamamlandığında. O iskelenin inşaatı ile ilgili haber var. Şimdi sırada hep beraber onu izleyelim. Sonra bültene devam edelim efendim. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kentin sembolleri arasında yer alan ve daha önce üzerinde bir turistik tesisin yer aldığı tarihi iskelede bir süre önce yıkım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi etap etap hayata geçireceği çalışmalarla iskeleyi şehir kimliğine yakışır bir görünüme kavuşturuyor. Proje kapsamında 77 metre uzunluğunda 1460 metrekare iskele alanı oluşturulacak ve 180 metre uzunluğunda çelik halatlı modern korkuluklar inşa edilecek. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, geçmiş yıllarda tahribat görmüş iskele yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İnsanlar herhangi bir kaza olmaması adına köprüyü yenilememizi istediler, biz de ordumuza tarihi iskelemizi yeniden kazandıralım diye kolları sıvadık. Çok şık, güzel ve emniyetli bir iskele olacak diye konuştu. Altınordu ilçemizde iskelemiz inşa edilmektedir. Burada tabii bizim amacımız iskeleyi tekrar aktive etmek. Geçmiş yıllarda tahribat görmüş, erozyona uğramış direkler. Yıkılma riski çok fazla idi. İnsanlar herhangi bir kaza bela olmaması adına köprüyü yenilememizi istediler. Biz de ordumuza böyle bir eski tarihi iskelemizi kavuşturalım diye kolları sıvadık. Şu anda arkamızda gördüğümüz fora kazıklarla nihai noktaya geldik. Yani sahilden buraya 77 metre uzunluğunda bir köprümüz olacak. Genel Sekreter Coşkun Alp, iskelede çalışmaların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Ve iskelemiz gayet güzel, fonksiyonel hale gelip orada halkına hizmet verecektir. Çok da şık, güzel bir köprü olacak ve emniyetli olacak. Burada insanlar şehrin hafızasını canlandırmak adına bu iskeleye tekrar kavuşmuş olacaklar. Orada halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Nihai noktaya doğru gidiyoruz. Çok kısa sürede burayı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.
Fas'ta çok güzel bir eğitim etkinliği düzenlendi. Fas'ta Belediyesi, Fas'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fas'ta İlçe Müdürlüğü ile beraber ortak yapılan bir organizasyon. Bu eğitim organizasyonu Aile Okulu Projesi adı altında. Bu etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Bir de özel misafirleri vardı. İletişim uzmanı eğitimci Fatih Akbaba Fas Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Törene düzenlenen etkinliğe Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katıldı. İbrahim Ethem Kibar yaptığı konuşmada biz gençlerin her zaman yanındayız demiş. Fas'ta Belediyesi Sosyal Hizmet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından birlikte yürütülen Aile Okulu Projesi kapsamında iletişim uzmanı eğitimci Fatih Akbaba, Fas'ta Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Fas'ta Anadolu Lisesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen Gençlerle Baş Başa isimli söyleşiye katılan iletişim uzmanı eğitimci Fatih Akbaba, gençlere sürekli okuyarak ve araştırarak eğitimlerine devam etmelerini önerdi. Ya öğrencilere şu sadece okumalarını tavsiye ediyorum, araştırmalarını tavsiye ediyorum, sorgulamalarını tavsiye ediyorum. Yani duyarak değil, öğrenerek, aynı el yakin, ilme el yakin, hakka el yakin görerek bunları öğrenmeleri ve keşfetmeleri gerekir. Bir de yaşamanın içinde o cesareti hep içinde taşısınlar, konforlarını bıraksınlar. Biraz daha kendilerini hayata adasınlar diye söylüyorum. Hiçbir şeyden korkmalarına gerek yok. Çünkü hayat bize vermiş en büyük hediye. Bu hediyeyi almamak için sadece kör olmak gerekiyor. Manevi körlükten bahsediyorum. Dolayısıyla da gönül gözü açık olan ve cesareti olan her gencin alması gereken bir dünyadan yaşamı vardır. O yaşam bu gençlerle çok daha güzel ve değerli. Biz onlarsız biraz ayaklarımız sağlam gitmiyor galiba. Programa Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Terme Cumhuriyet Savcısı Mert Fatih Doğan, Fas'ta Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve öğrenciler katıldı. 16 yıllık sarın. Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen Aile Okulu Projesi'nde iletişim uzmanı eğitimci Fatih Akbaba'nın sunmuş olduğu Gençlerle Baş Başa konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, biz gençlerin hep yanındayız dedi. Her şeyin ötesinde pandemi döneminde var gücümüzle sizlerin yanında olmaya çalıştık. Özellikle kültür ve sanat noktasında hazırlamış olduğumuz Lise Zon dergimizi her ay düzenli bir şekilde kapı kapı sizlerin hizmetine ulaştırarak en azından o pandeminin sıkıcı döneminde evlerde sizlerin neşe kaynağı olmaya çalıştık. Evet, hayatımızın kırılma noktalarından geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Bu yıl çok zorlu bir sürecin sonrasında ki pandemide en çok sizlerin eğitimi aksadı. Bu aksayan eğitimlerde telafi eğitimleriyle birlikte sizleri de böyle ülkemizin kıymetli değerleriyle bir araya getirip bu süreci el birliğiyle nasıl aşabiliriz? Sizlere moral, motivasyon ve tecrübe aktarımı noktasında neler yapabiliriz? Bu aile okulu projesi kapsamında ülkemizin birbirinden kıymetli değerleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. İletişim uzmanı eğitimci Fatih Akbaba, öğrencilerin oldukça beğendiği konferansı sonrası yaptığı açıklamada Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a teşekkür etti. Gençlere yönelik de bir konuşma yaptı. Bugün Fas'ta Anadolu Lisesi öğrencileri, sınava hazırlanan öğrencilerimizle birlikte olduk. Gerçekten birbirinden pırıl pırıl değerli, inci gibi çocuklarla beraberdik gençlerimizle. Ve onlar hem bizim bugünümüz, hem yarınımız, hem de geleceğimiz olduğu için onlara emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Fas'ta Anadolu Lisesi çok bereketli bir yer. Gerçekten çok güzel isimler ortaya çıkartıyorlar ve ülkemize hizmet eden insanlar var. İnşallah bir gün gelecek. Buradan yine mezun olanlar güzel başarılar imza atacaklardır eğitim veren öğretmenlerimize. Ve bu vesileyle de bizi hem öğrencilerimizle hem öğretmenlerimizle bir araya getirdiği için de Fas'ta Belediye Başkanımız İbrahim Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ayrılmayın efendim. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var.
Şimdi İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'da da çok güzel bir etkinlik vardı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da o etkinliğe katıldı. Marka ve spor ilişkilerinin ele alındığı bir etkinlikti bu. Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada 2036'da biliyorsunuz olimpiyatlar için İstanbul aday gösterildi. Birlikte hareket etme çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, marka ve spor ilişkilerinin ele alındığı 9-10 Aralık tarihlerinde Maslak ESA 42 Arena'da gerçekleştirilecek Brand Sport Summit etkinliğinde İstanbul'un olimpiyat yolculuğunu anlattı. Sporun olduğu yerde bireysel gelişim, sosyal dönüşüm, geleceğe yönelik umut ve açıkçası insanı heyecanlandıran çok kıymetli bir ortam vardır. Spor, saha içerisinde yaşananlar kadar etrafını saran, ekonomiyle de değer yaratan bir olgu. Zira dünyada gerçekten kayda değer önemli bir ekonominin yönetildiğini de biliyoruz. Sporun olduğu yerde bireysel gelişim, sosyal dönüşüm ve geleceğe yönelik umut her zaman vardır diyen İmamoğlu, 2036 yılı olimpiyat rekabetinde kesinlikle yalnız olmayacağız dedi. İstanbul'u 2036 yılında olimpiyat ve paralimpike hazırlamak adına amacımız güçlü bir ilk adım atmaktı. Doğal olarak bu rekabette kesinlikle biz yalnız olmayacağız. Onu da biliyorum. Farklı ülkelerde de adaylık çalışmaları başladı. İmamoğlu hazırlıklıyız dedi, iddialı konuştu. İrade beyanı lansmanlarımızdaki kadar hedefleri belirli bir rakibimiz yok. Biz daha iddialıyız ve daha hazırlık. İstanbul kadar ne istediğini bilen, gösteren, iradesini ortaya koyan başka bir kent henüz ortaya çıkmış değil. Dünyada İstanbul'un yanına yaklaşabilecek birkaç şehir olduğunu ancak bunların da adaylık başvurusu yapmadığını belirten İmamoğlu, İstanbul'un şansının yüksek olduğunu aktardı. Tabii yanımıza yaklaşabilecek 3-4 kent var dünyada ama kentlerin de isimleri geçen adaylar arasında olmaması bizim şimdiden şansımızı arttıran bir durum tespiti. Gelin ülkemiz için en iyi takım oluşturalım diyen İmamoğlu dayanışma ve başarı vurgusu yaptı. Bir hedef etrafında, bir hedefle birleşmiş, birbiriyle uyum içinde çalışan ve oynayan bir takım asla kolay kolay yenilmez. Gelin hep beraber İstanbul için, ülkemiz için, 2036 için, İstanbul halkıyla birlikte, Türkiye'mizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte en iyi takımı oluşturma başarısını gösterelim. Şimdi de Ulubey'e gideceğiz. Ulubey'i geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik biliyorsunuz. Ben ve arkadaşlarım Ulubey'de bir dizi ziyaretler yapmıştık. Sayın Başkan'ın da yatırımlarını ve çalışmalarını yerinde görme imkanımız olmuştu. Ben teşekkür etmiştim bu ekranlardan. Bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten Ulubey gibi bir ilçede, Ulubey ve emsalleri gibi ilçelerde hizmet etmek zor. Niye? Nüfusu çok az. Geçtiğimiz günlerde Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de konuğumuz olmuştu. Yol ağının en geniş olduğu ilçe ama nüfusuna bakın. O ilçeye hizmet etmek zorunda İsa Demirci. O nüfusla. İsa Türkçen de öyle. Gülyalı Belediyesi de öyle efendim. Bu belediyelerin gerçekten hizmet etmeleri zor. O yüzden onların nüfus çağrılarına lütfen kulak verin. Şimdi İsa Türkçen'e dönelim. İsa Türkçen Ulubey'de Belenyurt Mahallesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bilgiler aldı. Belenyurt Muhtarı da vardı yanında. Belenyurt Muhtarı mahalle sakinleri adına başkana teşekkür etti. Ulubey Belenyurt Mahallesi yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belenyurt Mahallesi Muhtarı Yılmaz Gürgen, Belenyurt Mahallesi olarak Büyükşehir ve Ulubey Belediyesi'nin desteğiyle Kuylu'dan Belenyurt'a çıkan 7 kilometrelik yolu asfalt yapabilmek için yolun genişlemesinde 6 sene uğraştıklarını ifade etti. Biz Belenyurt Şuyu, Belenyurt Mahallesi olarak yıllardır Büyükşehir Belediyesi ve Ulubey Belediyesi'nin desteğinizi arkamızda tutarak Kuylu'dan Belenyurt'a çıkan 7 kilometre yolumuzu asfalt yapabilmek için yıllarca uğraştık. Yani bir 6 yıl bu yolu genişlemesine uğraştık. Bu konuda bize en büyük desteği olan, özveriyle çalışan Ulubey Belediye Başkanım İsa Türkçen ve ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hilmi Güler ve ekibine çok minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan emeği geçen ekiplere teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Uzun ağacına kadar kısaltarak kesebilirsek halkımızın ferah düzeyi, yüksek bir yaşantı oranı, bu tarz asfaltları da hep yapmaya devam edeceğiz. Biz bir yola çıktık Büyükşehir Belediye Başkanımızla, şunu söyledik. Bizim yapamadığımızı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız,
onun da yapamadığını, bakanlarımızın da yapamadığını, genel başkan vekilimiz, o da yapamazsa dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bizim mahalle başkanımızdan ve belediye başkanımızdan, milletvekillerimizden, bakanlarımıza, genel başkan vekilimize ve Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar bir ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Ve bu ekip ruhunu da bugün burada bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve Belenyurt halkına, Ulubey halkına hayırlı uğurlu olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlemiş olduğu yılın fotoğrafı oylamasına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de katıldı. Ve seçimleri gerçekten de dikkat çekiciydi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Çok açık bir fotoğraf Sayın Bakanım. Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın Harabeler Arasında Yaşam, Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın Oğullarının Emaneti Atmaca başlıklı fotoğrafları seçen Başkan Güler. Spor kategorisinde ise Muhammed Said'in Savaşın Yıkamadığı Hayaller başlıklı fotoğrafına oy verdi. Ajansın oylamasının geleneksel hale geldiğini ve kendisinin de bu oylamayı merakla beklediğini ifade eden Güler, 3 fotoğraf için oy kullandığını aktardı. Ben de bunu artık geleneksel haline geldiği için merakla bekliyordum. Bugün 3 tane fotoğrafı seçtik. Yaşam vardı, spor vardı. Dolayısıyla onları aldık. İnşallah ben zannediyorum güzel resimler olarak da herhalde iyiler arasında seçtiğimi düşünüyorum. En iyiler arasından tercihte bulunduğunu ifade eden Güler, bu bakımdan tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hem de böyle kurumumuz olduğu için de gurur duyuyorum diye konuştu. Ben bu ajansımız dediğimiz gibi çok güzel bir görev yapıyor. Hem kamuoyunun gözü kulağı, hem aynı zamanda arşivleriyle geçmişe de tanıklık ediyor. Bu bakımdan hem tebrik ediyorum çalışmalarını. Hem de böyle bir kurumumuz olduğu için de gurur duyuyorum. Sevgili izleyenler, kış aylarındayız ve bağışıklığı düşürmemek lazım. Kış aylarında biliyorsunuz gribal enfeksiyonla her an karşı karşıya kalabiliriz. Maske biraz bu noktada önleyici olmuştu geçen sene. Ama bu sene çok fazla gribal enfeksiyon yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız, vatandaşlarımız var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bir de biliyorsunuz bu gribal enfeksiyonun önüne geçmek için bağışıklığı artırıcı bitki çayları var. Bu aylarda bitki çayını çok fazla tüketiyoruz ama doğru mu tüketiyoruz? Hangi bitki çaylarını nasıl tüketmemiz gerekiyor? Diyetisyen Zinet Dilara Türker TV52'ye anlatmış. İçinde bulunduğumuz kış mevsimi aynı zamanda nezle, grip, faranjit ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Bu gibi kış hastalıklarından korunmak için yapılan bitki çayları hem virüslere karşı direnç sağlıyor hem de hastalıklara karşı koruyor. Bir bitki çayı içinizi ısıtacağı gibi içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir diyen diyetisyen Zinet Dilara Türker, kışın tüketilmesi gereken çay çeşitleri ve faydalarından bahsetti. Şöyle, her akşam siyah çay alışkanlığımız var zaten. Buna bir çeşitlilik yapıp bağışıklık sistemini de güçlendirmek amaçlı bir zencefilli çay yapıp içerisine çok az miktarda bal koyup yine limon ve karabiber ekleyip akşam oturmalarımızda siyah çaydan farklı olarak zencefil çayı ekleyebiliriz. Zencefilin antioksidan özelliği çok kuvvetlidir. Zencefil özellikle 2 günde bir akşamları sıklıkla tüketebileceğimiz çaylardan bir tanesi olur zencefil çayı. Yine ıhlamur çayı olabilir. Ihlamur artı zencefili karıştırabiliriz. Bu şekilde antioksidan seviyesi yüksek, biraz daha dinlendirici, bizi yatıştırıcı çaylara dikkat çekersek, seçenekler arasına eklersek bizim için daha sağlıklı olur kesinlikle. Genellikle tek yönlü beslenildiğini ve omega 3 takviyesi alınmadığını belirten Türker, dengeyi sağlamak için yapılması gerekenleri anlattı. Şöyle ki yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemi için zaten çok çok önemli. Tek yönlü beslenme çeşidi çok arttı. Maalesef çok karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz şu anda. Aynı zamanda tek yönlü yağ çeşitlerimiz var. Mesela sadece ayçiçek yağı olabiliyor sofralarımızda. Ayçiçek yağı sofralarımızda bu kadar ağırken omega 3'ten zengin yağ sitlerini hiç mesela alamıyoruz.
bulunuyoruz. Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz ama balık tüketimimiz maalesef ki biraz daha az olması gerekenden. Ayrıca omega 3 takviyesi de almadığımız için hem yeterli dengeli beslenmeyip hem de bu şekilde omega 3 omega 6 oranını yakalayamayıp omega 6'dan daha fazla beslendiğimiz için bağışıklık sisteminin uyarıcılarını fazlaca arttırmış oluyoruz maalesef. Hem yeterli ve dengeli beslenip hem mesela zeytinyağı gibi, Hindistan cevizi yağı gibi yağları soframıza katarak daha böyle dengeyi korumuş olabiliriz. Bağışıklık sistemini güçlendiririz yani. Bitki çaylarının hem sağlık hem de tad açısından tüketilebilir olduğunu vurgulayan Türker, yaşanan pandemi süreciyle beraber COVID-19'a yakalanan hastaların da özellikle C vitamini ağırlığını arttırmasını önerdi. Kuşburnu çayının da C vitamini bakımından zenginliğini anlattı. C vitamini zaten korona döneminde gerçekten önemli oluyor. C vitamini alımını arttırırken limon, dediğiniz gibi turunçgiller bu konuda yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda C vitaminini şu şekilde de arttırabiliriz. Kuşburnu mesela C vitamininden oldukça zengin. Yani limonla ya da bir turunçgillerle kıyasladığınızda kat be kat kuşburnu daha fazladır. Onu da mesela sabah kahvaltılarına özellikle ekleyebiliriz. Ve bu haberle de bülteni bitirdik. Bizden sonra ekranlarınızda spordaki başlıklarla Görkem Karaağaç gelecek. Daha sonra her perşembe akşamı yayınlamış olduğumuz klasikleşen dini programımız var. Kur'an'ın gölgesinde ekranlarınızda olacak. Muhammed Hoca hala dönemedi biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde herhalde yavaş yavaş toparlandı. Dönecek programda sahibini bulacak. Hocam da çok başarılı gidiyor gerçekten. Ciddi bir dönüş alıyoruz. Özellikle perşembe akşamlarındaki bu programın muhteviyatı, içeriği gerçekten takdir topluyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine hizmetleri için. Kur'an'ın gölgesinde programdan sonra da Kuzey'de Yaşam var. O da bizim bu dönem ekrana aldığımız ve çok fazla dikkat çeken bir programımız. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında da Veteranlar Ligi'nin futbol programı artı 40 ekranlarınızda olacak. Gece bülteninde tekrar baş başayız efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. 3. Lig 1. grup ekiplerinden Fas'la Belediyespor'da 16. hafta karşılaşması olan Nevşehir Belediyespor hazırlıkları Fas'la ilk sahada gerçekleştiren antrenmanla devam etti. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Kahta 0-2 spor karşılaşmasında beraberlikle sahadan ayrılan Fas'la Belediyespor'da 16. hafta karşılaşması olan Nevşehir Belediyespor hazırlıkları Fas'la ek sahada gerçekleştiren antrenmanla devam etti. Son haftalarda gösterdiği performansla alt sıralardan uzaklaşarak 3 sıralara yaklaşan ve Kahta 0-2 spor karşılaşmasını da kazanarak başarısını iyice perçinlemek isteyen Fas'la Belediyespor iç sahada istediği sonucu elde edemedi. Sarı lacivertli ekip Kahta 0-2 spor karşılaşmasını bir kenara bırakarak deplasmanda oynanacak olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu'nun ziyaretinde 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Fas'la Belediyespor geride kalan 15 haftalık periyotta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle topladığı 19 puanla puan tablosunda 10. sırada yer alıyor. Bölgesel amatör lig ekiplerinden Ünye 1957 Spor'da 7. hafta karşılaşması olan Enesil Belediyespor hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürüyor. 2-3 Bölgesel amatör lig ekiplerinden Ünye 1957 Spor'da 7. hafta karşılaşması olan Enesil Belediyespor hazırlıkları başladı. Aferin Mami. Teknik direktör Ufuk Uysal nezaretinde Ünye Cevizleri tesislerinde Enesil Belediyespor hazırlıkları sürdüren Ünye 1957 Spor bu karşılaşmayı kayıpsız geçerek sezon başında hedeflenen 3. lig hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Bulunduğu grupta lider konumda bulunan ve geride kalan 6 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet alarak başarılı bir grafik ortaya koyan yeşil beyazlı ekip liderlik yarışında en yakın takipçisi olan Enesil Belediyespor'u yenerek aradaki puan farkını açmak istiyor. Ben alacak dedim ya sana, oradan alacak dedim ya. Ünye 1957 Spor Enesil Belediyespor karşılaşması 12 Aralık Pazar günü saat 13'te Ünye İlçe Stadyumunda oynanacak. Hazır. 50 yaşından sonra atletizme başlayan ve bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 126 madalya kazanan 60 yaşındaki Sıtkı Gönen, azmi ve çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor.
Kahramanmaraş'ta 50 yaşından sonra atletizme başlayan ve bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 126 madalya kazanan 60 yaşındaki Sıtkı Gönen, azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor. Afşin'in Kale Mahallesi'nde yaşayan ve market işleten 3 çocuk 2 torun sahibi Gönen, 50 yaşından sonra başladığı sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Gönen, 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü koşuda, yaş kategorisinde katıldığı yarışlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekerken, katıldığı organizasyonlarda toplam 2350 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda 126 madalya kazanan iş yerinde ise kazandığı madalya ve kupalarına özel yer ayıran Gönen, çevresindeki akranları başta olmak üzere gençleri atletizme yönlendirmeye çalışıyor. Atletizme başlama hikayesini anlatan Gönen, spora 10 yıl önce başladığını, sabah namazının ardından günde 10 ila 12 kilometre koşu yaptığını söyledi. Ben sabahleyin erken saatte işe gitmeden önce kalkarım, Davye Parkı'na gelirim. Burada ısınma hareketlerini yaptıktan sonra günlük olarak yaklaşık yazlı kışlı bir 10 kilometre, bazen 21 kilometre koşuyorum. Yaklaşık işte bir buçuk saat bu şekilde koşulara hazırlanıyorum. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Mutlu akşamlar.